Yani hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için de bazı arkadaşlarımız, özellikle az maç oynayan arkadaşlarımızla burada beraberiz. Bir de hazırlık maçı oynayacağız inşallah. Ve ondan sonra da döneceğiz. Yani buradaki amacımız hem kaynaşmak, hem iyi bir şekilde hazırlanmak. Tamam, bunu da ben iyi geçeceğini inanıyorum. Sakat arkadaşlarımız da burada çok iyi şekilde hazırlanacak. Büyük ihtimalle de maça yetişecek arkadaşlarımız olacak. Burada bir şanssızlık yaşıyorum. Ben her hafta bir arkadaşımız mutlaka bir problem oluyor, oynamıyor. İşte önümüzdeki hafta büyük ihtimalle Olcay, Okay bunlar oynamayacaklar. Burak'ın durumu belli değil, Kutkan'ın belli değil, Onezi'nin belli değil, Mustafa Kıvaş en az 3 hafta belki oynamayacak. Ya biz çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Hani bunu da en aza indirmek için beraber güzel bir kamp yapalım dedik. Onu da şu anda gerçekleştiriyoruz. Hocam, son günlerde gündemde olan yabancı sınırlaması var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani şimdi aslında bunu şöyle bir şey. Bu yabancı konusu çıktığında bu teknik direktör arkadaşlarımıza bizleri toplayıp federasyon bir görüşümüzü alsaydı bence çok güzel bir şey olurdu yani. Herkesin bir fikri olurdu, söylenirdi. En güzel de ortaya çıkardı. Yani şu anda yapacak bir şey yok. Biz yabancı oyuncuya kesinlikle teknik direktör oyuncuya karşı değiliz. Benim sadece benim kendi düşüncem kriter olması gerekiyor. Yani ama şimdi baktığınız zaman 14 yabancı olduğu zaman milli takımımız büyük bir zarar görüyor. Yani istediği şekilde oyuncu olmadığı açısından kendilerine göre tabii ki teknik direktörümüze göre. Ama şu anda yapacak bir şey yok. Yani birdenbire indirilmesi de kolay bir şey değil. Herhalde bunun mutlaka bir çözümü bulunacaktır. Hangisi Türk futboluna faydalıysa onun yapılması gerekiyor. Ama bunu da işte böyle tartışarak, konuşarak halletmek gerekiyor. Video hakem sistemiyle ilgili birkaç denemesi yapıldı. Siz neler düşünüyorsunuz? Bence denenmesi gerekiyor. Her şey denendi. Altı hakem denendi. Hepsi denendi. Bence bu da denensin. Bir deneyelim. Yani denemedik demeyelim bence. Çünkü zaman zaman çok büyük faydası olacağını inanıyorum. Ama onda da çok dikkat etmek gerekiyor. Hemen o her şeyi halledecek diye bir şey yok. Yani onun için iyi yapmak gerekiyor. Orada heyecanı bitirmesin yani. Şimdi geldik, video hakem seyredecek, herkes duracak, bekleyecek. Bir anda karar vermek gerekiyor onda da. İyi düşünmek gerekiyor. Ama bu kadar gündeme geldi, bence denenmesinde fayda var. Yani. Hocam, bir soru daha sorabiliriz. Takıma yönelik bir soru sormak istiyorum. Forma şansı bulamayan oyuncuların performansını yükseltmesi gerekiyor demiştiniz. Şu anki durumda kadronun da genişlemesi açısından ne durumda görüyorsunuz onları? Ve bununla beraber Sosa şu anda kampta yok, onunla ilgili bir açıklama yapar mısınız? Şimdi Sosa ile ilgili baştan başlayayım. Sosa'nın eşinin dedesi vefat etti. Bizden izin istedi. Biliyorsunuz onun gittiği Arjantin gideceği. Nereden baksana 20 saatte gidiyor geliyor. Takım dün toplandı. Sosa da bugün geliyor. Bir gün fazla izin istedi. Biz de verdik. Tekrar başı sağ olsun. Onunla ilgili bir sorun o. Ötekilerinde de söylediğinizde de hakikaten hazır olmayan, beklediğimizi vermesi gereken arkadaşlarımız var. Onların tabii eksiklikleri var. Hatta sezon başından beri çok çok az oynayan arkadaşlarımız var. Bizim gayemiz bu arkadaşlarımızı iyi duruma getirmek. Çünkü hem lig hem de kupa maçları var. Onlara da ihtiyacımız var. Bütün oyunculara ihtiyacımız var. Dediğim gibi yani şimdi yüklenme şansımız yok arkadaşlarımız ama iyi duruma getirmek için, tekrar morallerini kazandırmak için bu kamp onlar için çok büyük bir faydası olacak. Hocam, Tayyip, Hüseyin, Furkan ve Keita da genç oyuncular olarak kampta. Bu oyuncularla ilgili neler bekliyorsunuz burada? İlk defa göreceğiz burada arkadaşlarımızı. Onlar için de büyük bir şans. İnşallah iyi şekilde değerlendirirler yani. Ama biz devam edeceğiz yani, bir tek bu kamp değil. Mümkün olduğunca kampı, antrenmanları almaya çalışacağız. Altyazı M.K.